Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ucuz paten almak ve ikinci el paten almakla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle birçoğunuzun yaptığı bir hata var. Örneğin bir telefon alıyoruz diyelim. Ucuza veya pahalıya da alabiliriz bu telefonu. Ancak ucuza aldığımız telefonun pahalıya aldığımız telefonla çok fazla bir kullanım farkı yoktur. Sadece ucuz olan biraz daha yavaştır vesaire vesaire. Ancak paten dediğimizde ucuza kaçmamamız lazım. Çünkü biz hayatımızı aslında patene emanet ediyoruz. Bu yüzden kaliteli bir paten seçmemiz gerçekten bizim sağlığımız için daha güvenli. Büyük bir kitle ikinci pateni çoğunlukla urban olarak tercih ediyor. İleriki videolarda paten türleriyle ilgili bir video daha çekeceğim. Şu an bu videoyu 10 Haziran 2020 tarihinde çekiyorum. Şu anda sıfır olarak alabileceğiniz en ucuz urban paten MF500. O da yaklaşık 650 lira. Ben de onu tavsiye ediyorum zaten. Eğer bu fiyattan daha aşağıya sıfır urban paten bakmaya başlarsanız kalitede ödün vermeniz gerekiyor. Bazı patenci arkadaşlarım ucuz patent seçimleri yüzünden kaza geçirdiklerini biliyorum. Lütfen ama lütfen hız yapacaksınız veya sokakta kayacaksınız veya buna benzer şeyler yapacaksınız. Öncelikle iyi bir pateniniz olduğundan emin olun. Yorumlarda birçok arkadaşımız yeni patene geçmek istediklerini belirttiler ve bir paten önerisi istediler. Eğer daha yüksek fiyatta bütçeniz varsa tabii ki de diğer patenlere bakabilirsiniz. Ancak lütfen herkesin bildiği bir marka olsun. Bir diğer düşük bütçeli arkadaşlarımız için seçim olarak ikinci el patenler mevcuttur. Türkiye'de ikinci el paten pazarı gerçekten çok hareketli. İyi bir araştırma, biraz da sabırla gerçekten güzel patenler yakalayabilirsiniz. Ancak ikinci el paten alırken de dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. Videonun devamında kişisel görüşlerimi aktaracağım. Bunlar net bir cevaplar değildir, sadece kendi düşüncelerimdir. Ben dikkat etmem gereken maddeleri iki başlıkta topladım. Birincisi patenin durumu. İkincisi ise hijyen. Eğer ikinci el paten alıyorsanız internetten almanızı önermem. Eğer internetten almayı tercih ediyorsanız patenin fotoğrafını direkt olarak koyulmuş ilanlardan uzak durmanızı öneririm. Eğer çok istediğiniz bir model ve çok istediğiniz bir fiyattaysa da satıcıdan ürünün resimlerini isteyebilirsiniz. İlk olarak dikkat etmeniz gereken şey ise botun sağlamlığıdır. Botu iyiceğine göz gezdirin. Çatlaklar olmadığından emin olun. Bütün vidaların tam olduğundan ve hiçbirinin yalama olmadığından emin olun. Elbet ki vida değiştirilebilir bir şey. Ancak küçük şehirde yaşıyorsanız bunlara uygun vida bulmanız gerçekten zor. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken şey ise frame'in sağlamlığı. Frame'de herhangi bir yalama vida bulunmamalı. Daha sonra ise frame vidalarını kontrol edin. Oynamadığından ve yalama olmadığından emin olun. Eğer klips hareketli bir mekanizmaya sahipse doğru çalıştığından emin olun. İkinci ana başlığımız ise hijyen. Pateni almadan önce satıcıdan herhangi bir ayak mantarı gibi ayak rahatsızlığı olmadığından emin olun. Son olarak satıcıdan ayağınızda vurup vurmadığından emin olmak için patende birkaç tane tur atmayı rica edin. Siz de benim unuttuğum veya eksik bulduğunuz yerleri yorum kısmına yazarak birbirinize destek olmuş olabiliriz. Bu videoyu beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.